Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ben de kapatayım. Bu arada herkesi alakadar eden bir şeyle başlamak istiyorum, bir mevzuyla. Dün akşam biraz meşgul etti beni. Yani tespit borcuna bir şey, bizim Dima'la alakalı. Aseten vakıfların da bunu dinlemesini istiyorum. Çünkü Allah Kehf suresinin 53. ayetinde böyle bir merak uyandı. Demek ki bir şey olacak zaman merak uyanıyor. Durup dururken ona merak oluyor. Bu sefer yoğunlaşıyorsun. Bu iş öğle namazında başladı. Dün. Ama kafam hep oydu. Akşam üzeri onu yazmaya başladım. Tam bir sayfadır, yaprak değil. Bir yaprağın bir yüzü. Ve cizelerle çok mühim bence, bayağı mühim bu. Diğerleri hani tabirlerin ısırmak için söylüyorduk ya, bu bizi direkt alakadar ediyor çünkü vahiy, Kehf suresi 53. ayette galiba, Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Dima ilişkisi. Evet. Hızır Aleyhisselam'la bizim konumuz Dima. Ha, bu arada Dima 133, akıl bilmiyoruz. Tepecik ve 18.10.2020. Bugünkü, bu çok önemli mekan, zaman ve mevzu. Çünkü sebebin uzunu, mekanı, şahısları ve içeriği ayette tefsiri sebeptir. Hazır mıyız Mehmet? Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Dima ilişkisi. Yani aslında Musa aleyhisselam şeriatçıdır. Yani evet. Niçin Dima? Ne alakası var? Değil mi? Evet. Şeriatçıdır. Şeriatçıdır. Çok tuhaftır. Ki şeriat, tarikat, hakikati bir anlatayım o zaman. Madem şimdi bu yoktur şimdi. Şeriat, fıtratı bilmektir. Böyle şeriat, böyle işte hak, hukuk, o hukuk. Şeriat o eylemsel halidir. Şeriat fıtratı bilmektir. Mesela kadın fıtratını bilmeyen kadına ait hükümleri İmam Azam veremezdi. Başka astroloji ve astronomi ve dünyevi fiziksel hadiseleri bilemeyen orucun başlangıcı, zamanı, vakitlerin, namaz vakitlerini yapamaz. Başka? İnsanın fıtratını tanımayan mirası yapamaz. Çıkartamazdı. Fıtrat. Demek ki şeriat, fıtratı bilmektir. Tarikat, bildiğiyle amel etmektir. Edebilme sevgisidir, hissidir. Marifet ise zihinde irfan, mekan sahibi olmaktır. Ben lügatta o şey yapmıyorum. Lügatı açarsınız, telefonda bulursunuz. Zihni anlatmak için söylüyorum. Bak bunu şimdi keşke şey yapsaydı. Güzeldi bu. Zihin burası, vicdanda. Tefekkür ile, tefekkür ne yapıyor? Zihinde mekan açıyor. Yani şurayı yazalım ama şu silinmiş herhalde taşırken. Bir kuvve olsa gerek. Yok, ayatı. Resimleri vardı. Ayatı tekvin ama kırmızısını getirmedik. Bunu yapalım. Olsun. Orada kırmızı var. Kırmızı var mı? Bu kalın da buraya ayatı.
ayrıntı tekniğe silgi getirdi mi? Bir kuvve. Tamam mı abi? Şimdi ezber olmasın hiçbir şey. Otura otura gitsin çünkü kısa çok önemli. Kur'an'daki kısa olacak. Tahayyül, tasavvur, malum. Burada tefekkür var. Tefekkür ne yapıyor? Örnek verdim, çarpıcı bir örnek. Mesela aşık olduğu zaman nerede? İçinde kor ateş var der mahkematta. Hatırladın Osman? Evet. Kora göz, onu yapmıştık. Yani anladığımız dünyadan sevgilin seni nerendeyse işte Allah da orada oluyor. Yani bazılar soruyor karaciğer, böbrek içerisi neresi yani, içeride ne yapılıyor? Nasıl mekan açılıyor? CD gibi zahire bakarsınız veya flash bellek zahiri sabittir. Ama yazılımla aynı ebatta, aynı gram flash belle kapasitesini artırıyorsunuz. Değil mi Ali? Evet. Yazılımla. Yani şu cep telefonunun hafıza kartı, bu kadar şey, tırnak kadar. Teknoloji geliştikçe onun iki katı giriyor. Yani teknoloji gelişmesini tefekkür kabul et. Yani bu zihin kartı mekan açılıyor. Tefekkürle. Tamam. Marifet neydi marifet? Tefekkür ile zihinde mekan açmaktır. Hayal da zaten hayal ettiğiniz şey mekandır aslında. Düşünceler sonucuyla başı bizim hard diske duruyor ama konuşunca, tefekkür, düşünce, tefekkür edince düşünceler sıraya konulur. Söylerken öyle. O sıralamalardan da zaman çıkıyor. Alemimizdeki zaman, içerideki zaman. Buraya geldiği zaman fehimle süzülüyor. Tefekkür arkadaşlar, akılın bir sıfatıdır. Tefekkür ne işe yapıyor? Tefekkür bir yöntemdi, sistemdi. Fikir de yoldu. Yani dağ düşünün şöyle bir dağ. Böyle döne döne yolu var. O yol fikirdir. Ustad Salih söylüyor, fikir yoldur. O kamyon veya taksi veya trenle o tefekkür, yöntem. Onun üzerindeki konulan, tefekküre verilen cevap. Şimdi ama istasyonlara uğruyorsunuz bazı yolda, tesislere uğruyorsunuz. Tefekkür ederken diğer sistemleri aktif etmek anlamına. Burada anlatmak istediğim tefekkürle zihinde mekan açıyor. Şimdi bunu anlatmak adına herhalde olsa gerek Musa Aleyhisselam da Hızır Aleyhisselam ikisi zıt. Şimdi şeriat fıtratı bilmektir. Tarikat fıtratına uygun yaşamayı sevdirmektir. Hissini uyandırmaktır. His. Marifet zihinde tefekkürle irfan sahibi olmaktır. Zihinde açılan miktara ne deniliyor? Mekana irfan. Bunun sahibine arif. Arif. Arif'in irfanına. Arif'in irfanına. Tamam. Peki hakikat nedir? Bizim mesleğimiz hakikat. Ruhunda letaifine varıp yani bu yöntemleri kullanarak hakaik eşyayı sabit edin. Esma ilahileler hakikattır. Her bir esmanın nihayetsiz mertebesi var. Her esmanın nihayetsiz mertebesinden herhangi bir mertebelerinin cemi senin hakikat bin sahibi olduğunu, hakikat bin olduğunu gösteriyor. O esmaların hangi mertebeleri senin toplanırsa seni Cenab-ı Hak, Cenab yön demek, Hak yönü, bu senin Rabbini oluşturuyor. Rabbul Alemin değil. İşte hakikat ruhunda letaifine, ruhundaki letaifine varıp eşheden la ilahe illallah diyebilmektir. Yani bu kazanımlarında
ruhundaki latifelerde bu hakikat dedik ya esmaların mertebeleriyle. Onları kazandın, bir yerde onaylattıracaksın. Ruhunda Sübhaneke ya şehit, talite ya şahit. Şehit, şahit. Sübhaneke ya şehit. Şehit geliyor. Şehit, hak yolunda, hak yolunda kendini ortadan kaldıran. Şehit olunca oraya şahit oluyorsun. Oraya doğuyorsun. Tamam. Şimdi bir daha kazan o esmaların ve esmaların herhangi bir mertebesinde Rahman'dan şu kadar, Kerim'den bu kadar, Latif'ten şu kadar aldın. Bu esmaların sendekilerini ruhundaki latifelerde eşhedü en la ilahe illallah diyebilmektir. Onu orada onaylattırmaktır. Yürüyen kendisi, yürüyeceği yer yine kendisi. Yürüyen kendisi, kendi, kendinde, kendin olduğunu göreceksin o zaman. Kendisi, bir insan, kendi, kendinde, kendin, kendi olduğunu, kendin olduğunu görebilmek makamına kadar çıkıyor. Kendisini kendisinde görüyor. Kendin yapacaksın bunu. Sana bu dersler, Risale-i Nurlar, Kur'anlar, hadis-i şerifler vesaire adresi gösteriyor, yolu gösteriyor. Sen yürüyeceksin. O zaman kendi, noktalı virgül, kendi, kendi, kendinde, kendin olduğunu, kendin göreceksin. Kendin, kendi, kendinde, kendi olduğunu, kendin göreceksin. Bu uydurup böyle bir tekerleme, laf olsun diye denmiş değil bu söz. Kendi, kendinde, yabancılar da var. Kendini bir sürü olmaların içerisinde kendinde kendi olduğunu kim görecek? Kendin göreceksin. O makamın biraz temsilcisi Muhyiddin Arabi. Gören çok ama ifade etmiş. Kendisinden farklı bir şey görmemiş her şeyi. Mezara bile, kabire öldüğünü hatırlayamıyor. Yalnız hesap olması lazım. Oraya kadar müsaade edilmiş. Orada yok, orada dur. Fıtrat konuşacak. Men Rabbuke dedi. Hala burada. Yani o zaman bu kim? Bana hesap soruyor. Ben var, o var. Hesap var. Allah Allah. Üç tane şey çıktı. Oysa Muhyiddin Arabi ne diyor? Bizdeydik. Yani bir yere mi gittim ki bana şey? Bizdeydik. Bizi bize mi sorarlar? Yani hak taayyün etmiş. Bana hakkı soruyorlar. Hakkın başka bir şeysi mi var? Der gibi. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bize mi sorarlar? Nın adı kendi, kendinde, kendin olduğunu kendin görmen lazım. Bu zihinde vesaire. Bu eşhedü, eşhedü iki tanedir. Eşheden la, bak eşhedü la ilahe illallah. Eşhedü bir ayrı, la ilahe illallah ayrı. Şey mi oldu abi, mükemmekir zemin mi oldu kendini görmeye? Evet, fark, o zaman fark aleminde uyandı orada. Furkan oldu. Anladı ama, anladı. Orada kendisini fark aleminde, farka geldi orada. Farktan çıkmıştı dünyada. Oysaki imtihan da bitti yani. Tabii imtihan da bitti. Ama terakki diyor ustad, evet. Ta Sırat Köprüsü'ne den sonuna kadar, cennete girene kadar terakki devam ediyor. Terakkiyat devam ediyor. Devam ediyor. Cennette de imbisat devam ediyor. Hmm. Terakki oraya kadar devam ediyor. Mesela kabirde de medrese var diyor ustad. Medrese var, onlar karşılıyorlar diyor. Nur talebelerini Hafız Ali abi karşılıyor. Bulu çağına gelmeden önce gelen çocukları İbrahim Aleyhisselam karşılıyor. Hadis bu. Ustad da
vefat eden Nur talebelerini piri olan medreseyi ilk hapishanede açtı. Açtığı için piri o. Pirimiz. Yürüyen kendisi, yürüyeci yer yine kendisinde. Ben kısayı daha girmedim ama şeriatı dediğin için girdim. Kısa çok önemli. Kendisinde yürüyen de, bak, yürüyen kendisi, yürüyeceği yer yine kendisinde. Yürüyen de, yürünen de kendisi. Sen kendi sen gördüklerinde insanlar ne hatırlıyorlar? Mesela sen kendini, bak kendini kendinde kendin mi gördün? Sen bak kendim, kendimi kendimde kendin mi gördüm? Bir daha kendi kendinde kendisini kendi olarak mı gördün? Veya farklı mı gördün kendini? Ama tersi şu olur. İnsanlar seni görünce ne hatırlıyor? Bilmiyorum. Şimdi bu şeriat, tarikat, marifet, hakikati konuştuktan sonra şeriat fıtrat dilidir. Temsilcisi dinimizde simgesi Musa'dır. Hikmetin temsilcisi Hızır'dır. Bir de bir peygamber vardı, Cevşen'de dua ediliyor ya. Hikmetihi. Dalyana hikmetihi. Daniel. Değil mi? Böyle duada hatırıma kaldı. Hikmetihi. Şimdi ama Kur'an'da Kehf suresi 53 galiba ayetinde. 53 galiba. Orada Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın kıssası, ikisi taban tabana zıt temsilciler. Dima'da nasıl arkadaş oluyorlar? Onu seyredeceğiz şimdi. Ondan sonra dersimize başlayacağız. Musa aleyhisselam şeriatçıdır, fıtratçıdır. Hızır aleyhisselam hikmet temsilcisidir. İki farklı kaynak. Birisi mülk gibi, birisi meleküt gibi. Şimdi kısayı hatırlatmak adına bazı obek obek atlamalar yaparak size şöyle diyeyim. Diyor ki, iki denizin birleştiği yere diyor. Cenab-ı Peygamber de ayette. Yani Musa Aleyhisselam'a demişler ki, ya Musa, fıtratı biliyor ya, şeriat deyince biz hukuk zannediyoruz. Fıtrattır. Onun tezahürü hukuktur. Fıtratı çok iyi bildiği için, ya Musa senden daha alim birisi var mı? Sormuş kavmi. Musa Aleyhisselam da öyle bizim gibi patavat değiller ya, haşa. Rabbime sorayım dedi ya. Rabbine sordu. Var ya Musa. Allah Allah. Şu fıtratın temsilcisiyim. Fıtratın. Her şeyin bu. Hani bazıları var ya, fıkıhı çok iyi biliyorlar. Fıkıh din zannediyor sen. Böyle bazı yayın organları var. Fıkıh dinin kendisi zannediyor. Helaldir, haramdır, caiz değildir. O evi alma. Tam din bu. Din fıkıhtan öğrenilir diyor adam. Yani acayip. Yani bu amel ya, bu fıtrat. Ama ruhsal o değil yani. Yoksa hikmet peygamberleri ortadan kalkaldı. Neyse. Bilesiniz de söylüyorum. Bu kısa çok önemli arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Ya Musa, senden daha alim birisi var mı? Diyor ki, bilmiyorum ama Rabbime sorayım. Çünkü niye bilmiyor? Niye şey yapamadı? Çünkü Musa Aleyhisselam'da şu ilim vardı. Bakın arkadaşlar, o cümleyi bulursam inşallah. Risale'de geçen bir şey. Risale'de geçiyor. İyi, o noktadan da bir bakın ustada. Ama çaktırmadan acayip bir şey kullanılıyor. Sin. Şey olarak yapayım. Dişli olarak yapayım. Tamam. Beceremedik ama. Bir tane de balçık. Tamam. Şin olması için ne lazım?
Risale'de olduğunu göreceksiniz. He? 1, 2, 3 nokta. Kırmızı şine dönüştürdü. Nokta değiştirdi. Şimdi iyi dinleyin. Nasıl değişiyor bir şey? Sinin şin olması için 3 nokta lazım. 3 nokta nedir? Sin kimdir? Bunlar subutu sıfatlardan ilim, irade, kudrettir. Olunca ne olur? Mahluka dönüştürdü. Şey mi? Şey oldu. Şey. Ehl-i ilim buna tevhid-i efal birinci nokta, ikinci nokta tevhid-i sıfat, üçüncü noktaya tevhid-i zat derler. Sin kendi neydi? Sin. Sin hangi şin olunca öyle oldu? Şimdi yazılım, fıtrat. Sin mi? Evet. Yani aslı fıtrat, aslı. Sonra Allah'ın zatı kainatta değil, insanda ama ilim, irade, kudreti mahlukatta. Üç ilim, irade, kudret, üç nokta, üç sıfatı tazamun ediyor. Mahluka dönüşüyor. Ustad da sin, suat, sait de sin, gönlü toprak olması. Niçin sen şey toprak, şey demiş toprak? Fıtrat toprak olduğu için, fıtrat toprak temsil ediyor. Su ise İslamiyeti, ilmi ve İslamiyeti temsil ettiği gibi. Tam bunu da koyduk kenara. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın kıssasına geçiyorum. Diyor ki ben bilmiyorum. Çünkü sin ve şini iyi biliyor Musa Aleyhisselam. İkisinin cemi fıtrat peygamberi. Tamam mı? İkisinin cemi fıtratın ilmi. İkisinin cemi fıtratın dili veya ilmi. Dedi ki, Rabbime sorayım. Rabbi dedi ki, ya Musa var. Nerede, nasıl bulurum? Dedi ki, iki nehrin birleştiği yerde bulursun. İki denizin birleşip tek denize dönüştüğü yerde bulursun. Tamam mı? İki deniz. Tamam mı? Bak bakalım. İki denizin birleştiği yerde bulursun onu. Ya ey şeriatın temsilcisi, yani ya Musa. Peki dedi, bak. Yanında seçkinlerden birisini seçti. Arkadaş, yol arkadaşı. Bu Yuşa Aleyhisselam. Seçti. Tamam mı? Ben atlamadan şey yapayım. Balığı tuzluyorlar, pişiriyorlar, tuzluyorlar, sepete koyuyorlar. Yol azığı, balık, denizden çıkmış. Deniz nereye simgeydi hatırlar mısınız? Kalp, evet. Kalp, çünkü sema, mesela yüksek, geniş, derin. Biz emaneti göklere, zemine, ve derin, ne demişti? Dağlara, göklere, zemine, dağlara teklif ettik, tek tek kabul etmedi. Üçü ortak oldular, aldılar. Niye aldılar? Cahil oldukları için değil, cahil olduklarını bildikleri için, cahilliğini kaldırmak için aldılar. Cahil olan almayı bilmez. Almayı bilmez. Aldığına göre almayı biliyor, cahilliğini kaldırmak için. İnnehu kâne zâlûmen cehûlâ. Niye aldı? Zalimliğini ve cahilliğini kaldırmak için. Aldı. Kim o? Gök, ruhtur.
zemin kalptir. Dağ dimağdır. Dağları dimağla. Hiçbir peygamber, hiçbir mutas böyle büyük zat, asıl imamı yoktur ki dağ olmamış olsun. Dağ. Ona girmeyeyim şimdi, dağ hakkında bir şey var. Sonra o seçkin kul Yuşa Aleyhisselam'ı alıyorlar ve balık, deniz neydi? Kalp. Oradan çıkan balığı tuzlayıp sepete koyuyorlar, azık. Ondan sonra bir yere geliyorlar. Orada yol nehrin birleştiği yer ama orada öyle bir zat yok. Sonra orada uyuyorlar. Uyuyorlar. Uyurken bu pişmiş, tuzlanmış sepet 3'deki balık atlıyor ve denize gidiyor. Bunu Yuşa Aleyhisselam görüyor ama Musa Aleyhisselam'ı uyandırmıyor. Uyanınca söyler diyor. Sonra uyanınca Allah şeytan unutturduğunu söylüyor. Bana şeytan unutturdu diyecek. Sonra belli bir yere kadar gidiyorlar. Madem bu çatık değilmiş. Bu çatık değilmiş, baksana burada olacaktı. Vahiy böyleydi. Biraz da gidince çok yoruldu. Ey kardeşim dedi, yani arkadaş, oturalım o sepetinde balığı çıkart da yiyelim artık. Balık deyince ben hatırladı. O balık dedi, sen uyurken sepetten çıktı, ondan sonra denize atladı gitti diyor. Niye demedin bana? Şeytan bana unutturdu diyor. Ey kardeşim, ey arkadaşım, dönelim orası diyor. Geriye dönüyorlar, bakarlar ki bir yaşlı zat, yani bir zat uyuyor. Örtülerine bürünmüş. Örtü. Her yerde örtü var. Sahibi bunlar neyi arıyorlar? Böyle bir şey yapıyor. Tamam da onu konuşacağım. Ben ilk önce kısayı anlatayım dedim. Ha bu kısa. Bu neydir? O kimdir o? İki zat kim? Dere, iki dere nedir? Tamam, onu konuşacağız. Ha işte o. Ben şöyle ne yaptım? Kaya vardılar orada. Yanına Yuşa Aleyhisselam vardı. Cümle cümle. Sepetlerinde balık vardı. Kayanın dibine uyurlar. Balık canlarını sepetten çıkar ve vesaire girerler. Ben burayı atlıyorum. Burada ne şey? Bizim meşgul olduğumuz sahada, dimada iki tane nehir, yol çatısı bite düşürüyor. Musa kim? Hızır kim? Balık kim? Pişmiş ne? Vesaire. Onu konuşacağız, tamam mı? Ha işte o. İnsan anasından doğduktan sonra hep der. Bir daha dünyaya gelseydim şöyle şöyle yapardım. Yapardım. Seçerdim der. Tamam. Öyle demiyor muyuz? Hani büyük insan. Ekseriyette der ki, anamdan bir daha doğsaydım, şunlar şunları yapardım, bunlar bunları yapmazdım. Der değil mi? Der. Bu belirli birikimin sonucunda bilgi kemaline bulunca der ekseriye. Diğerleri demez. Gafil demez. Kim der? Belirli bir birikimin kemali söylettiriyor. Bu belirli birikim sonucunda bilgi kemalini bulunca der ekseriya. Bu ihtiyaç, yani insan ne der? Bu ihtiyaç var ya, ihtiyaç. Öyle yapardım. Demez mi? Der. Bu ihtiyaç şu anda sende ama bitti zannediyoruz. Evet, Allah bu fırsatı veriyor. Yani bir daha doğsaydım ne yapıyor? Bu ihtiyaç mağaraya çekilerek mağaradan tekrar doğma fırsatını bulabilir insan. Mağaraya çekilirsen anadan doğma gibi oluyorsun. Mağara hiçbir insan yok, karanlık. Her şeyden tecrit edilmişsin. Senden başka kimse yok. Mağaraya çekilmek, rahm-ı madere tekrar dönmek ve tek kalmak. Tek, orada anne karnında oluşmak gibi mağarada
yeni bir dünya düzeni oluşturmak kafanda, mağaranda dünyanı oluşturmak. Bu fırsatı Allah veriyor. Nasıl veriyor? Mağaraya çekilerek. Mağara dimağdır. Dimağına dönerek. Dimağını dimağınla, aklını aklınla, kendimi kendimde kendim olarak inşa etme fırsatını buluyorum. Yani bu ihtiyacı Allah veriyor. Zahirde mağaradır, her peygamberde vardır. Her asrın imamında mağara vardır. Her kamil insanda vardır. O nedir? Mağara. Mağaraya çekilerek mağaradan tekrar doğma fırsatını bulur insan. Ki Kur'an bunun bu fırsatı şöyle diyor. Kehf suresi iyi bir misaldır buna. Yedi uyurlar. Yedi tane uyur. Mağaraya çekildiler. Yedi tane uyur. Tek tek okudu Mehmet abi. Yedi tanenin kişiliklerini. Kişiliğini okudu. Yani bu işe yola koyuldum ya. Mağara, dimasa. Yedi uyurlar var. Tamam mı? Bu yedi uyurların ne sıfatları var? Uyar. Kimisi yol göstermiş. Onlardan bir tanesi. Yol. Ötekisi ona anlatmış. Bir tanesi vardı ki onların akıl hocası. Onların içinde bir tanesi vardı. Hissiydi. Derin insan derlerdi ona. Kendi aralarında. Derin. Zaten sen diyor bu dinden önce, bu yoldan önce de böyle idin diyorlarmış. Derin. İzan söyledim. İlim sahibi, ilim sahibiydi. Derin sahibi. Bir de o din yokken onlardan bir tanesi, onun seçkinler içinde, eylemi çok düzgündü. Başka bir tanesi, eski gelenekten ve kültürün dinini taşıyordu, der. Diman, mertebeleri, ben ezber söylemiyorum. Onlar mesela her birisinin hayatını böyle bir kesit okuduğun zaman bir sayfa, çıkartacağın o. Mesela o yol gösteriyor, bak çık diyor. Şöyle olacak diyor, ekmek alacaksın diyor falan. O düşünce yolunu gösteriyor. Bu da yürüyen ya, yol gösteren. Ötekisi sırf öteki tedbirleri yapıyor. Şimdi bu mağara, yedi uyur ve yol Musa Aleyhisselam'ın iki tane nehir geliyor. Burada yol çatısı teke geliyor. Burada bir zat var. Hızır görecekler. Hızır, aklın tefekkür sıfatıdır. Tefekkürle, çünkü tefekkür yöntemdi. Verilen cevap neydi? Hikmet. Fikir yoldur. Tefekkür sistemdir. Tefekküre verilen cevap hikmettir. Hikmetin temsilcisi Hızır'dır. Hızır'ını bekleme. Hızır'ın zaten var. Hani var ya demiş adam, öyle Hızır'ı çok merak ediyorsun demiş de yani. Ondan sonra gelmiş o taşı böyle. Hani bak ben sana yol göstereyim. Hızır'ı görünce anlarsın. Bak taşı alır o dedi. Taşı alıyor. Böyle toz gibi yapar diyor. Yapıyor. Ha o zaman anlar ki bu Hızır'dı. He Allah razı olsun. İyi ki öğrettin diyor. Ama adam kendisi yaptı zaten. Sonra ayrıldıktan sonra demiş ki Allah Allah. Hızır oymuş. Ya, peki niye ders vermedi? Adam böyle bir boş bir şeyin peşinde yani. Hızır'ı bekliyor da böyle. Ya çocuğu olmuyor, ya işte parası, ya hastalığı, ya kanserinden atlasın, ya şu. Bunun için arıyor. Aslında beni, kendimi kendimle tanıştırmaya diye bir talepte bulunsaydı, Hızır ne yapacaksın demiş. Bizzat da demiş ki, o zat gelseydi bu zamanda iman hizmetini yapardı, biz de onu yapıyoruz demiş. Bazıları da anlamıyor amin dediğini. Evet, evet, anlamaz. Aynen öyle. O zat gelseydi, aynı bu taşı diyor anlarsın demiş, böyle evet yapacaktı. Ben imanı, yani kendini kendinde inşa edecek iman, tamam mı? Ama anlamıyor. İmanı şey zannediyor, böyle bir Galatasaray Fenerbahçe taraftarlığı gibi aşağı yapıyor. Şimdi, Erdinç golü attı. Ne dedi? Ha evet.
Evet, evet, doğru. Kehf suresinde bu insanın ihtiyacını Allah mağara misaliyle cevap veriyor. Bunu böyle Allah, yani bütün kainatın kuruluşundan sonra kadar bir cilt Kur'an'a sıkıştırması ve mağaraya yer vermesi, mağara çok önemli. Yedi zatın konması çok önemli, tamam mı? Şimdi mağara ile bu fırsatı veriyor. Şey var mı abi? He? Kıtmir'in bir rolü mü var mı? Var tabii. Şimdi onu da sen çıkartacaksın bak. Kehf suresi buna iyi bir misal. Ve Zulkarneyn buna iyi bir misal. Musa aleyhisselam ile Hızır'ın buluşması bunlara bir daha misal. Yani nereden çıktı bu Musa ile Hızır'ın arkadaşlığı? Üç tane misal. Bir Zulkarneyn. İki Musa aleyhisselam'ın kıssası, bir de Ashab-ı Kehf'in şeyi, insanın bu ciddi ihtiyacına cevap veriyor. Nedir o? Ben bir daha doğsaydım, şunları yapardım, şunları yapmazdım, kendimi inşa ederdim. Şöyle şöyle kendime yatırım yapardım. Yani bunu mağara veriyor. Mağarada mümkün. Hepsi mağarada oluyor bunlar. Bunların üçü de Kehf suresinde cem oluyor yani. Evet. Kehf'te cem oluyor. Hepsi Zulkarneyn de orada. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselamın zatı ve mağara olmuş. Yeniden oradan doğmuşlar. Yani Musa aleyhisselamın mağarası olmuş Hızır aleyhisselam. Yeniden doğmuş. Çünkü hikmet ilmi yoktu onda. Fıtrat ilmi vardı. Hatta Hızır aleyhisselam ona demişti malum. Ey peygamber, sen demiş vahiye mazhar olan bir peygambersin. Senin talep ettiğin ilim, vahiy sana yetmiyor mu ki başka bir ilim talep ediyorsun? Benim bildiğim fıtrat yani şeriattır. Ben demiş hikmeti bilmek istiyorum. Hem demiş Hızır aleyhisselam, bilmeye sen tahammül edemezsin. Çünkü hikmeti bilmenin bedeli ağırdır. Tahammül mü geçiyor? Tahammül geçiyor. Tahammül edemezsin diyor. Tahammül hamal olmak. Onu taşımak. Onun için her ilmi ketalil kür direni fa'anakil makar oküze inci takmayın. Boncuk takın. Herkese bunları anlatmayın, vermeyin. Taşıyamaz. Onun için sen bunu taşıyamazsın diyor. Sana bu ilmi. Çünkü ilmin vücudu halicesi vardır. Mahluktur. Taşıyamazsın. Altında ezilirsin. Ki kısmen yarıya kadar yapmış zaten. Malum işte o gemiye binmişler oralar. O benim mevzunun dışında o. Zat-ı mağara olmuş. Hızır aleyhisselam varlığı ve seyahati olayı Musa aleyhisselamın mağarası olmuş. O zaman görüldüğü zaman Allah Resulü'nün tabiriyle Allah hatırlatan, konuştuğu zaman bize hikmeti veren, insanlar korktuğu zaman onlara korku ve hüzün bile olmayan zatlar ki Ustad ve Risale-i Nur bizim mağaramızdır. Bizi yeniden inşa etti. Risale-i Nur bizi mağaradan kast edilen, talep edilen faydayı verdi diyor. Risale-i Nur da aynı böyle geçiyor. Yani mağaradan mahtup olan, talep edilen, İstenilen diyor şeyi hatırlarsanız, onu Risale-i Nur verdi. Eskide mağaralara çekiliyordu. Şimdi diyor medrese-i nuriyelerde ve hapishanede vesaire Risale-i Nur'la meşgul olmak, o mağaradan mahtup olan, talep edilen faydayı Risale-i Nur veriyor diyor. Hatırladın mı? Ha, yeniden biz doğuyoruz. Yeniden Risale-i Nur'la doğdum diyen abi çok var. Mesela orada çok olduğunu söylüyorum ama hepimiz de öyleyiz. Ben nurları tanıdıktan sonra namaza başladım. Tamam. Kehf suresindeki yedi uyurlar, diman yedi mertebelerine tevafuk ediyor. Yaptıkları işler de öyle. Her biri yedi uyurların bir işi yaparlardı uyumadan önce. Ona dikkat ettim. Diman her bir mertebesinin işlevine tevafuk ediyor. Giriyoruz. Kişi karanlık mağaraya, mağarada nedir? Ne yapacak mağarada? Işık girmemesi gerekiyor. Mağaralıktan çıkar o. Kafanın içerisine zerre kadar doktorum burada. Zerre kadar ışık girmez. Girerse dimağlıktan çıkar.
Yani göremez, olmaz. Buraya kafanın içi karanlıktır. Diyor ki, kişi karanlık mağaraya girer ki, niye? Nurlanayım diye. Karanlık mağaraya giriyor, niye? Güneş yok ki, nurlanayım. Başka bir nurun, güneşin talipçisi. Oysa burası karanlık. Nurlanayım diye. Karanlık ne kadar şiddetli olursa, nurun derecesi o kadar tebarüz eder, gözükür. Karanlık mağarada, karanlık kafada, başka karanlıkları söylüyorum. Karanlık mağarada, iyi dinleyin. Karanlık kafada, başka karanlık, karanlık kendi bilgilerine, karanlıklara, karanlıklar olan zanlarına, ilmi ledunla doğumu, ilmi ledunla doğacağız. Ötelerin insandaki taayyum ve teşahhusu gerçekleşiyor. Yani karanlık mağarada, karanlık mağarada, karanlık kafada, karanlık zanlarda, karanlık bilgilerden mağaramız oluyor. Onların içerisinde ilmi ledun, bizim tabirle enfusi ilimle doğacaksın. Mağaradan talep edilen maslahat, faydayı Risale-i Nur veriyor. Nasıl oluyor? O karanlık kafada, karanlık zan ve düşüncelerimizden Cenab-ı Hak onlardan sıyrılıp az, fark, noksan ve kusurunu deruhte ederek Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus ederek leduni ilim o gerçekleşiyor. Leduni ilmi Allah kendisine özel seçkinlere verir. Bunu Ustad 4. şuada bir de 24. sözde söylüyor değil mi? İlmi Kur'an'ı hikmet-i imani verildi ayrıyetten. İlmi Kur'an'ı hikmet-i imani. Anladın mı? Ayrıyetten. Mesela sana insanlığı vererek, sana imanı vererek, sana vücudu vererek, sana hayatı vererek, sana insanlığı vererek neler verdiğini anlatırken ayrıyetten çok özel, genel değil bu. İlmi Kur'an'ı hikmet-i imani verildi diyor bana. Tamam. Hep böyle kısa Kur'an kısalar, Risale-i Nur nasıl böyle oturuyor. Şimdi siz daha konuşurken doktor söyledi. İki tane nehir varmış. Çatal başlamış. Ha, olduk değil mi? Bak, ha Allah Allah. İki tane nehir. Nehir. Şar 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 şar. Zan. Zan. Bilgiler. Nehir. Ya Musa. İki nehrin birleştik çatı olduğu yerde o zat hikmet-i ilmi ledunu sana verecek. Çatı burası. Şah 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 zanlar. Alemimizdeki tahayyüller, mekanlar. İki tane nehir akıyor. Şah 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 şah. Burada birleşti. Burada Hızır'ı göreceğiz. Hızır şöyleymiş. Taş alır, aldı. Böyle toz yapar, yapıyor. Ve o zaman Hızır'dır. Hey Allah razı olsun demeyeceğiz. İşte bu Hızır da hikmet ve leduni ve seni enfusi taşıyan, kendini kendinde, kendin olarak görmeye yardım eden enfusi ders miktarı senin Hızır'ındır. Hızır seni arkaya taşıyacaktı. Şeriattan, fıtrattan hikmete taşıyan her şey senin Hızır'ındır. Çünkü fıtratın dili, lisani, mümessili Musa'ya hikmet verilmiş. Hikmet öğretiliyor. Her hikmet senin Hızır'ındır. Sen Mehmet rüya gördü şimdi de. Rüya mı gördün şimdi? Şimdi mi? Şimdi mi? Rüya mıydı? Neydi o? Rüya. Rüya. Bak. Neydi abi? Ben ilgimi çekti. O parçasını söyler misin bana söyle. Ben onu sabahleyin kalktığında bir türlü hatırlayamadım yani. Evet. Yani buydu herhalde. Evet. Ne demişlerdi sana? Anlatıp sen anlatıyordun da hatırlayamadım şu an hatırlamadım. Evet. Bu. İlmi ledünle doğumu, ilmi ledün doğumu olacak sende. Onda da ötelerin yani ötelerin gaybul gaybın zatın hikmette ne olacak? Bakın tefekkür yöntemdi. Verilen cevap hikmetti. Onun içi de var.
O hikmetin içerisinde de Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Allah taayyum ve teşahhus ediyor. 9. sayfa şualar. İçsel alemine şahitliğin kadar nurlusun. Olamadığın kadar karanlıktasın. Adeta bu süreci birinci şuurla yapar. Peki birinci şuur dima. Nedir o? Aslı fıtrat, şeriat. Şuuru oluşturur. Fıkı, ilmi al. Fıkı yani hikmet vesaire. Bütün bilgiler dimağımızın birinci şuurunu oluşturur. Ta ki ikinci şuur olana kadar. Mağaramız oluyor. Birinci şuur mağara oluyor. Birinci şuurla mağara yapar. O mağarada ikinci şuura mazar olursun. Yani mağarayı oluşturdun mu? Karanlık mağara, karanlık kafa, karanlık zanlar, karanlık şüphe, tereddüt ve vehim ve şüphelerin karanlık yapar adamı. Onların içerisinde doğuyor. Mağaraya niye giriyorlar? Nurlanmak için. Ya karanlık mağara işte onun için zaten. İşte birinci şuur, fıkı, fıtrat, yani şeriatın zahiri, Kur'an okumak, namaz kılmak. Yani zahiri İslami yaşantı birinci şuur oluşturuyor. İkinci şuur ilmi ledun, hikmet ilmi. Orada doğar. Birinci şuurda doğar. Zemin olur. İkinci şuura mazar olursun. İlmi ledun sahibi Hızır Aleyhisselam. Hazreti Musa'ya sen Hafsala'nın alamadığına sabredemezsin dedi. Hafsala'nın alamadığına sabredemezsin. Biz de demiyoruz ya. Dünyadaki hadiselere anlamıyoruz yani. Arkasındaki hikmeti. Sana bir muamele ediyor Cenab-ı Hak. Bilmiyoruz. Mağarada bir şeyler yapılıyor. Ameliyat-ı cerrahiye yapılıyor. Ama biz bunu kaldıramıyoruz. Musa Hızır ne dedi Hızır Aleyhisselam? Hafsala'nın alamadığını tahammül edemeyeceksin. Sen benimle arkadaş olmak istiyorsun ama nasıl arkadaş olacağız? O zaman fazla soru sormayacaksın. Ama şeriatın dili, yani şeriatın insanı nasıl demesin yani? Gemiyi deliyor, çocuğu öldürüyor vesaire. Musa Aleyhisselam'a sen Hafsala'nın alamadığına sabredemezsin dedi. Nerede buluştular? İki denizin buluştuğu yer. Tam bu yerde kullardan bir kul karşılarına çıkıyor ki o da Hızır idi. İki denizin buluştuğu yer ise Dima'nın burası deniz teki iniyor. Bak şimdi. Lefima. İki deniz ne demek biliyor musunuz? İki deniz. Tahir tasavvurun biraz da ötesine geçiyoruz. Bu birinci yol. Bu birinci dere. Birinci nehir. İkinci nehri söylüyorum. Şuradan vahiy geliyor ya. Kendi bilgilerimizin vahiy ile buluştuğu bir yer. Bakayım ne yapacaksın? Bu sefer pişmiş, tuzlanmış sepette olan balık denize atlayacak. Bak işte. Burası Lef-i Mahfuz. Yani imamın bir kitabı birbirine dönüştüğü yer. Gibi, evet. Birbirine dönüştükleri yer. Evet. Okuyayım bak şimdi. Sonra şey yaparım ben nasıl gelmişse yazdım orada. Tam bu Dima nerede kaldık? Hızır idi. Denizin buluştuğu yer ise Dima ve Lef-i Mahfuz. Dima derin okyanuslar gibi dibi zifiri karanlık alandır Dima. Dima'dan daha karanlık bir yer yoktur. Okyanusların dibi hiçbir şey değil. Dima'nın karanlıkları. Kafanın yani dimağın içinde zerre miktar dünyevi güneş yoktur. O ötelerin güneşiyle aydınlanır, şekillenir ve vücut bulur. Musa Aleyhisselam ile Yaveri'nin beraberliğinde balık vardı çantalarında. O da Hazreti İsa, o da çıkan, denizden çıkan neydi? Kalktı. Kalp ilim. Temsilcisi hikmet ilmi. Bir balık çıktı oradan. O da
İsa'ya nispet edilir. İsa çıkıyor. Hatırladınız mı? Kafa Meryem insana benziyor ve vahiy dölleniyor ve Ruhullah, yani o balık İsa, yani enfusi İsa'ya veya ustadım şeyle Yunus Aleyhisselam'a işaret. Hikmet dersleri vardır. Nerede? Hayatlarında. Hayatlarında bize nereden biliyoruz Yunus'la İsa? Çünkü Yunus ve İsa Aleyhisselam hayatımızda enfusi alemde yapılandırıyorlar hayatları. Mesela balıktan doğdu. Balıktan doğdu. Onun mağarası balık oldu. Risale, ya denilir ya Risale-i Nur nasıl mağara olur? Balık nasıl peygambere mağara oldu ise? Ya. Balık canlanmış ve sepetten dışarı sıçramış. Sende ise ne demek bu? İsa ve Yunus'un hikmetleri oluyor, canlanıp iki denizin birleştiği yer olan denize katılıyor. Teke dönüşüyor, artık dimağda bütünlük kazanıyor. Hikmet. Hikmet. İsa ve Yunus birleşiyor. Hikmet. O senin Hızır'ın oluyor. Balık yurduna geri dönmüş. Sen demek ki balık sepette ne işi var? Yurdu mu orası? Tekrar aslına döndü. Mağaradan ikinci mağarayı istedik. Aslımıza dönüş başladı. Balık yurduna geri döndü. Efsane geri döndü yazmış kamyon bir tanesi de. Çok ilgimi çekmişti. Balık yurduna geri dönmüş. Senin sepetin de hapisti. Senin sepetinde hapisti. Sepet. Senin sepetinde zanlar ve biliyorum canım ben tuzlamak demektir. Biliyorum. Ben var ya böyle dersi dinlerken. Ben biliyorum ya ne anlatıyor. O bilgini tuzlamışsın. O zor canlanır. O zor canlanır. Acaba ne diyor ya? Falan dediğin zaman tuzdan çıktı. Allah Allah atladı suya. Aslında o balık yemek içindi. Oysa balık yemek için alınmış. Ama oysa Hızır'ı tanıma alametiymiş o. Hani balık yemek içindi? O balık yurduna geri dönmüş. Senin sepetinden hapisti. Aslında o balık yemek içindi. Oysa Hızır'ın ortaya çıkacağı yerin belirtisine dönüştürülmüştü. Belirtisi oldu. Hızır, insanın dostu, yol göstereni, meşveret edildiğinde seni yapılandıran, teselli vereni, zor günlerinde kurtaran, sana merdiven, dürbün ve basamak olan, ya senin o sıfatlarını uyandıranındır. O da İsa-i Nur bizde. Bunlardan bir haber olduğumuz için hemen en ufak olumsuzluklarda bile doktora gidiyoruz ve gün geçtikçe psikolojik hastalar sayısı çoğalıyor. Oysa bu Kehf suresi, Mağara suresi, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselamla, Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam kısası, Zülkarneyn bu üç kısa psikolojik tedavinin ta kendileri. İbrahim Aleyhisselam'ın kuyu misali, kısası, 8'in sözdeki kuyu, psikoloji tedavi. Bunlardan, bu manalardan, bu hakikatlerden uzaklık nispetinde psikolojik hastalıklar çoğaldı, çoğalacaklar. Bu psikoloji yapılandırmayı, içsel yapılandırmayı, içten uzaklaşmaların alametidir. Bunlardan bir haber olduğumuz için hemen en ufak olumsuzluklarda... Doktor nerede? Doktora gidiyoruz. Nerede oluyor bunlar? Ne oldu? Hayırdır? Balık niye şöyle oldu? Gün geçtikçe psikoloji hastalar sayısı çoğalıyor. Bu içsel alemlerden habersiz oluşundan yöntemin başka birilerinin elinde geçmelerinden kaynaklanıyor. Yani bu burayı yönetme sistemi başkasının eline geçmiş.
Jung diyor ya, Jung psikoloji kurucularından olan Freud'un arkadaşıdır. Bu Freud psikoloji şeyin üzerine kurdu. Ben çok meşgul olduğum için söylüyorum. Kuvve-i şehvi, yani cinsellik değil. Yani arzu ve istek. Arzu ve isteklerine ulaşmak. Onun için bir şey niçin doğrudur, niçin yanlıştır? Şöyle, Usta abi derdi. Ben bu çok meşgul olan. Menfaati ve lezzeti varsa, yani felsefeye göre, bir şey niye iyidir? Menfaati ve lezzeti varsa. Niye kötüdür? Elemi ve zararı varsa. Ölçü bu. Bu kuvve-i şehviyenin şeyidir. Jung diyor ki hayır. Başka şey de var diyor. İsviçrelidir. Bir papazın oğludur. Ama Hristiyanlık çare değil. Ben diyor bütün sıkıntılardan, bak şimdi bütün sıkıntıdan arınmak adına kendimi mağaraya kapattım, eve kapatmış, manastıra kapatmış. İsviçre'de ben bu şeyi gördüm ben. Dağın eteklerinde manastır yapılmış. Küçük ev gibi, kulübe gibi. Kilise orada kalıyorlarmış yani. Ben kapanmış, okumuş ve alemim düze çıktı diyor kendi eserine. Daha rahat. Daha hiç kimseyi dinlemeyeceğim, hiçbir şey okumayacağım. Kimseyle de görüşmeyeceğim. Sebebi manastırda kalırken hiç kimse yok daha da. Kimse okumuyor, kimseyle görüşmüyor, topluma çıkmıyor. Tamam. Çünkü mutluluğu yakaladım. Bitti. Böyle kalacağını zannettim. Sonra baktım ki ben buradayım diyor. O kötülükler burada. Hiç kimseyle görüşmedim, çıkmadım, okumadım. O kötülükler benim bu kazanımlarımın ara boşluklarını teşhis ve tespit ettiler. Yükseldiler ve onları tepe takla ettiler. Sonra diyecektir ki, bilmiyorum içeride bana karşıt, aklıma karşı akıl, düşüncelerime karşıt düşünceler var. Ben yükseldim ama o harici bir sebep yokken de yükselebilen, bu seviyeye kadar gelip ve benim açıklarımı tespit edip beni halt eden, benden başka, benim içimde başka bir ben var. O bulunursa insanlar mutlu olur. Bulunmasa mutluluk yoktur. Ama bilmiyorum o diyor. Efendim? Manevi nefsem var ya bu. Manevi nefsem var. İkinci bir şahsiyet. Manevi nefsem var. Kastamonu'da söylüyor. Çünkü niye? Maddi nefsem var diye sıyrıldı. Hiçbir evde kimse yok. Toplum yok. Televizyon yok. Yok mesela. Manastır'da orada eski. Yani hiçbir günah yok. Maddi nefsem var yok ki. Yeme içmesi yok. Adam bundan kesilmiş zaten. İslam'a ait bir kültür değil yani yeme, içme, az yeme falan. Bütün o geleneklerde var mesela. Budizm'de de var bu. Buna da uymuş. Tamam diyor, bunu azdıracak bir şeyim yok. Hani buna uyduğu halde manevi nefse mareyi kastediyor. Kastamonu'da. Buraya kadar çıktı. Bilmiyorum o diyor kim. Yani aklıma mukabil akıl, düşüncelerime mukabil düşünce, şahsiyetime mukabil bir şahsiyet. Ama bende benim dışında bir ben var diyor, bana düşman. Bunu bulamıyor. O yükseliyor diyor. Sanki böyle bir plastik tahta gibi su verisi yükseliyor böyle. İşte bunu bitireyim. Ondan sonra dimağa başlayacağım. Bu kısadan iyisi almış olacağız. Ondan sonra isteyen başka şekilde şey yapabilir. Biz dimağa devam edeceğiz. Bu psikolojik hastalar sayısı çoğalıyor. Bu içsel alemlerden habersiz oluşundan İçeride farklı bir şahsiyetin olduğunu, içeride bizim manevi nefs emare olduğunu bilmemekten asıl insanı, bir haber oluşundan, yöntemini bilemediklerinden, içeride bir başka bir şahsiyet var olduğunu değil, kendinden çıkan o huzursuzluk, sıkıntı, fikir, vehim ve vesvese yine kendisi olduğunu, ben düşünüyorum, benim hatırıma geliyor, ben bunları hayal ediyorum, vesvese ediyorum diyor. Oysa bir ileri getiriyor. Senin değil bu. Senin olmayana benim demek kadar cinayet olur mu? Onun sözünü kendi sözün zannediyorsun diyor. 13. lemada. Şeytanın sözünü kendi sözünü zannetmek psikoloji sıkıntının temeli. Bu. Yöntemini başka birilerinin eline geçmesine bu şekilde kendini yönetme yetisi ve yetkisi ipini başkasının eline veriyorsun. Dima öyle bir kavşak ki sonsuz yanı olan, iyi dinleyin şimdi, şurayı çarpıştıracağız. Şurayı çarpıştıracağız.
iki nehir. Bu bir kabul aslında iki nehirdi ilk önce. Sonra bu bir tek nehire dönüştü. Şimdi buradan gelen bir nehir. İki nehir çarpışınca ne olacak? Hangisidir? Ne demektir? Vahiy. Vahiy ile yani sonsuz ile niye çok sert geliyor? Yani ben İzmir'de gördüm. İzmir'de bir nehir akıyor. Bir de Rize'den mi geliyor ya? Nereden geliyor? Çoruğun oradan mı artık? Korkunç iki tane suratlı nehir. Orada olmanızı isterdim böyle. Bir akıyor. Onu takip ettim ben. Bakayım ne olacak dedim. Saatlerce gittim bunu görmek için. Bir de buradan gittiğini. Onların birleştikleri yerdeki sesi görecektim. Çünkü bu sesi kaydettim. Ötekisinin de sesini tek kaydettim. Arabayla dolaştım. Sonra ikisinin ceminden ikisinin toplamında olan bir sesi. Şimdi bak, buradan sonlu bilgi, sonlu. Buradan vahiy akla geliyor. Vahiy akla geliyor. Sonsuz bilgi. Sonlu bilgiyle çatışınca iki nehir kavşağı kim çıkacak? Hızır çıkıyor. Hikmet çıkıyor, hikmet. Vahiy ya ile sonlu ya sonlu yanı olan dimağdaki aklının buluşmasıdır. Ne ilginçtir ki sonsuzluk bizi muhatap almış. Sonsuz Allah. Allah kim? Ben kim? Yaratılmam için Allah lazım. Beni vahiy ile muhatap almış. Allah beni muhatap almış. Allah ya. Allah müdür. Pat deyip kolunu sallaya sallaya başkana gidemiyorsun ya. Doktora da gidemiyorsun. Randevu alacaksın biliyor musun? Allah sonsuz sonluyu muhatap almış. Bak şimdi ne ilginçtir ki sonsuzluk bizi muhatap almış. Çok şükür. Modernizm bunu nazara almadığı için bugün bu kadar psikolojinin çok çeşitlilikleriyle beraber hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmuş. Çünkü çareyim diye çıktığın zaman çare değilse insanlar medet vermiş. Yani çareyim deme, çarelerden değil. Mesela maneviyatı kabul etmiyor ateist bir tıp. Ateist olan tıpçı mesela. Yani insanda şeytan, cin ve erbaa habiseyi kabul etmeyince onların yaptığı tahribatı mesela bir sıkıntı manevidir. Mideye oradaki hücreyi tamire ilaç versen bu sıkıntısını ortadan kaldırmasan o anda geçicidir. Yani misal psikolojik tam ilaçlar verdi. Niye düzelmiyor? Çünkü zemini düzeltiyorsun. Doğru, ilaçlar düzeltiyor. Ama onu devamlı canlı tutan bozukluğu bir baş maddenin arkasındadır. Şeytan ve cin. Cin ya, cin suresi. Cini kabul etmeyince neyi tedavi edeceksin sen? Çeşitli hastalıkların olarak yaşanıyor. Dinler bunları buluşturuyor. Dinler maddeyi, manayı şey yapıyor. Bu hastalıkları nasıl tedavi ediyor? Madde ile manayı birleştiriyor ve semavilikle, sonsuzlukla sonlu olan insanı yapılandırarak varlığın yani kendi varlığın, mevcudun psikolojik noktalarının arkasına insanı taşıyor. Yani sonlu olan bilgilerimle sonsuz olan vahiy birleşerek beni, sonlu olan beni, maddesel yapımı sonsuz yapıyla yapılandırarak bunu dinler yapıyor. Din. Sonluyla sonsuzu birleştirip seni yapılandırıyor psikolojik. Yani seni maddeni ihmal etmiyor din. Maddeni ihmal etmiyor. Çünkü madde nedir? Şu mevcudat beden nedir? Esma'nın cil ve cemal nakşı sanatıdır. Bunu inkar etmek bedenin yapısını, Esma'yı inkar etmek. Beden esmaların köpüğüdür diyor. Değil mi? Cil ve cemal nakşı sanatıdır. Bedenin inkar etmek, buna taalluk eden esmaları inkar etmek. Bunu inkar etmediği gibi ledünü tarafını da inkar etmeyecek. Zahiri bedeni inkar etmek ne kadar cinayetse, batını da inkar etmek o kadar cinayettir. İşte sonlu bilgi nehriyle sonsuz bilgi nehri birleştiği zaman insanın ruhunu inşa ediyor. Ruhunda ortaya çıkan o Hızır'dır. O çatısında göreceksin. Nerede? Nasıl bulacağım ya Rabbi?
o örtüsünün içindedir o. O geri döndüklerinde baktılar ki örtüsünde şey yapılmış. Örtüsüne bürünmüş. Örtüsün içindeymiş. Biz sizi nereye götürdü bu? Vahiy geldiği zaman ne yaptı? Arabistan sıcak değil mi? Arabistan sıcak. Ev sıcak. Yorganın altı sıcak. Yorganlarını örtmüş. Örtün demiş. Örtükçe örtün demiş. Ey örtülerine bürünen peygamber. Çık dışarıya. Çık dışarıya. Nurun önünü aç. Tebliğ et. Ey örtülerine bürünen. Çık artık örtülerini kaldır. Örtün beni. Örtmesinler. Allah da aç diyor örtülerinden. Çık örtülerinden. Ha? Ne acayip ya. Sonra dinler bunu, insanı bununla sonsuzlukla yapılandırarak ve mevcudunu vücutla, vücut Allah'ındır. Bizim vücudumuz mevcuttur. Mevcudumu vücutla yapılandırarak psikolojik veya diğer sarı hastalıkların arkasına geçerek en azından psikoloji tedavi veriyor. Peki mana itibariyle bizi aslımızla tanıştırma serüveni başlıyor. Musa Aleyhisselam'a yeni bir ufuk başladığı gibi bizim bu kısadan bu dima olduğunu, iki nehir olduğunu, birinci nehir budur, ikinci nehir vahiydir, sonlu, sonsuz nehir birleşince hikmet çıkıyor. Hikmet. O da senin Hızır'ındır. Evet, hoş geldiniz Dima 133 dersine. Hasan abi, bu şeyler hep bu anlatılan Kur'an'da geçen bütün dünyada meşhur yani. Kültürlerin hepsinde var. Bütün kültürlerde var. Bu efendim, Hazreti Musa Hızır'la alakalı seyahat ve yukarıda yukarı kullanıyorlar. Balık bile var Hasan abi. Balık. Bunu nerede balık kullanıyorlar çıkıyor biliyor musunuz? Şeyi nereden size söyleyeceğim? Çok tuhaftır. Daha önce söylemişti. İsviçre'de bunu dinleyecektir. İsviçre'de malum cemaatta, X cemaattan bir tanesi ama çok İsviçre'de bilinen ve tanınan, makbul olan psikiyatrist doktor. Bir de başka bir şey bulmuş bu. Bir entegre olarak tedavi ediyor İsviçre'de. Türk ama, Türk asıllı. Çok yüksek sahasında. O bir vesileyle beni aradı. Ondan sonra dedi ki, ben dedim, peygamber kıssaları ve onların açılımı olan büyük zatların hayatlarını hayatıma, onları çok iyi biliyorum diyor. Peygamber kıssalarını ve büyük zatla Mevlana'yı, Bediüzzaman'ı, işte şunları bunları biliyorum diyor. Dinlediğim zaman diyor hastayı, onun hayatı, fıtratını tespit edip hangi peygamberin, hangi büyük zatın hayatına uyuyorsa o kısanın içerikleriyle tedavi ediyorum. Hepsine aynı şeyi söylemiyorum. Ona dedi ki, acaba bu kısalardan demişti o zaman. Ama kalmıştı, bilmiyorum demiştim. Hızır ile Dima arasında bir şey var mıdır? Hikmettir dedim o kadar. O kadar şey yapma dedi. Ya bu Dima çok iyi takip ediyor. Dedim ki şimdilik bilmiyor. Yani bu nehir, iki nehir boşuna demez. Ya bir çalışsan iki nehri şey yapsan dedi ya. Bilmiyorum, çalışılarak olan şey değil bunlar demek ki. Şimdi ben başlıyorum. Sen söyleyecektin. Peygamber Efendimiz mağaraya sığınırken abi iki tane güvercin kapıda girişte iki tane güvercin bir de ağ duruyor ya. O iki güvercin hani serbest bölge desek, o ağ da fehim mi oluyor? Vay be. Antika. Çok tuhaf. Önde şu Ashab-ı Kehf 300 yıl uyumuşlar ya. Heh. Ona baktım da. Şimdi Dima'sa, Dima'da hani Risale-i Nur'la tekrar yani Dima'nın manası çalışıyor. Osmanlı'nın dedim duraklama dönemi 1600'lerde başlıyor. 300 yıl koyun 1900. Zaten usta diyor ki 300 sene uyuyan. Ha yani Dima tekrar Ha 500 ki 309 yıl değil mi?
Yok yok, o başka. Yani o şeye de teafuk ediyor. Yani Ashab-ı Kehf 300 yıl, yani Dima işarettir dedi ki 7 mertebesine, 300 yıl uyumuşlar. Yani Osmanlı. Osmanlı, yani Osmanlı değil şeyde... 300 sene bozulma dönemidir yani. Ha, 1600 yıllara, demin baktım hangi padişah döneminde başlamış diye. 1600'lerde başlıyor duraklama dönemi. Geri şey küçülmeye başlıyor. Aslında manevi tarafta da bir sıkıntının alameti yani, o zahire çıkan tarafı. Demek ki o tarihlerde şey başlamış, uyumaya başlamış Ashab-ı Kehf. 1600'lerde Üstad işte Risale-i Nur'la başlayınca tekrar mağaraya girmiş 300 sene. Dersiyle. Benim de şöyle bir tefekkürüm vardı. O 1600 yıllardan sonra da Osmanlı'da böyle tasavvuf ve enfüsüse yönelim başlamış. Yani. İşte yani Dima terk edilmiş yani tabiri caizse. O zaten terk edilmiş. Ondan sonra başlamış. Öteki tarafı. Gençler dua etmişler. Ya Rabbi bize hikmet ver diye. Kulaklarını düş dünyadan kapatıp onları uyutarak böylece hikmet onlara nasip oldu. O amaçla Ashab-ı Kehf. Evet, o gençler, 7 evet. Genç. Evet. Şimdi bizde de mesela bu artık bilinen bir şey ki kimden kaldırılıyor, reddetsen de bu ki vaka bu. Cemaatimizde ülfet belası başlamış. Yani 20 defa küllat okudum diye bana bizzat gelip okudum. Tamam, ondan sonra arayışa geçtim diyen karı koca istedi. Külliyatı koyduk, çocuğumuz da yok dedi. Koyduk, 20 defa okuduk daha yani. Mesela hanım ders yaparken, iki asker gerisini ne söyleyeceğini biliyorum dedi. Ben dedim, başka bir şeye Allah muhafaza. Yani onun için ikide bir diyorum şu alanda var ya, Risale-i Nur yapılandırmıyor mu diye şüphelendirmesin. Ta kısmen böyle arayışlar başlarken, aramaya başlarken, sizin enfusi ve dima dersine denk geldi. Sonra hanımla ikimiz arşla arş arzının farkını dinledik. İnsanın serüvenini dinledik. Baktık ki biz 20 sene daha mekan ve adresi öğrendik. Taksicilik yapacağım. Oturduk yeniden. Artık 20 defa okumak şu işimize yaradı. O yapılan o dima dersini biz dinlerken evet, lemalarda geçiyor. Evet dediği doğru, şurada geçiyor. Ondan sonra kendimizde şahit olmaya başladık. Çünkü enfuse başlamış. Ustadın 3 tane şahsiyeti var. Senin bir şahsiyete nasıl gideceksin? Bir şey söyleyeyim size. Ustad bana 1 sene kafi geldi diyor da. Biz ömür boyu nasıl kafi gelecek bu? Neydi o 1 sene kafi gelen? Hatırladınız mı? 24. mektupta ne kafi geldi 1 sene? Yani Allah bu kainatı niye yarattı? Yani esma, eşyanın üzerinde esmaları okumak. Öyle değil mi şey? Evet. Mektuptur diyor. Mektuptur. Şuura bakar diyor, onu tanıttırır. Yani mektuptur, esmayı onu tanıttır. Kalp ne kadar gitti bu, insanı motive etti bu bilgi? Bir sene. Biz aynısını devam ediyoruz. Ağaca bakar görür ki, tamam mı? Dağlara bakar. Ola bir sene ustada tatmin etmiş. Biz bir hayat boyu olur mu? Öyle değil de ben mi şey yapıyorum? Bu bana bir sene kafi geldi diyor. Şimdi böyle hani diyoruz ya alıştık bir şey ama yani hakikati de rencide etmemek adına taassup da abi oku okuyla. Tabii ki okuyarak olacak. Okumamış hiçbir şey olmaz ki. Ama bir sene başka şekilde oku. Sonra başka bir şekilde o demiyor mu? Şöyle baktım diyor iki. Bir daha üç. Kaç şekilde bakmış? Osman üç mü dört mü? Üç diyor. Mektup diyor, ayna diyor. Üç şekilde. Üç diyor. Üç hatırlıyor. Üç şekilde okumak. Şimdi geçen hafta vermiştik. Hatırladınız mı? Sözler 241'de miydik? Yani şey defter 241, sözler 341. Bakar mısın? Oradan artık abi dersi bitmeden Ashab-ı Kehf'teki bir ayette geçen diyor ki biz onların kulaklarını dış dünyaya kapattık. Niçin kulak özellikle? Kulak dima mı yakın, kalbe mi yakın? Kalbin gözüdür diyor zaten. Evet. Kalbin gözü kulak. Ustad da diyor ki ilk önce kulubihim vaala
Semihim ve ala ebsarihim. Semihim, ilk önce semi, kulağı, sonra basar söylüyor. Üstad diyor ki, göz mü, kulak mı kalbe yakın? Kulak. İlk önce ikra, o kulakla şey yapmış. Kulağı kapatmak, kulağı doğru kullanmak, kalbin gözü, kalbin, bu kulak deyip geçme. Kulak kalbe giriyor. Kalbine mukayyet ol. Olmak adına. Şimdi sözler 300... Geçen çektiklerimiz bitmişti sanki. Bitmiş miydi? Kaça? Bitmiştik o şeyleri. Gel abi o zaman. Bitirmiştik herhalde. Bir çeker misin? Kardeşler bu birinci ders neredeyse şey oldu. Bir buçuk saat. Belki yani yani ben buraya kadar katılmanızı hasreten istiyordum. Hikmet ne demektir? Risale-i Nur, Hakim ismine mazhar. O kavşaktaki zattır. Temsilcisi, insan suretinde temsilcisi Hızır'dır. Bizde tefekkürdür. Hızır'ımız odur. Yani bundan sonra şey yapabilirsiniz. İsterseniz devam edebilirsiniz. İsterseniz başka bir işiniz varsa da oraya bakabilirsiniz. Dima dersini okuyorum. Yani serbestsiniz. İstediğiniz zaman kalkabilirsiniz. Şey değil yani. Yanlış anlaşılmaz. Ama birinci o bir saat çok önemliydi. Niye? Düşünürken ne yaptığımız, neyin peşine koşuyoruz? Bizim burası mağara. En azından dershanemiz modern mağara. Dima mağara. Tefekkür mağara. Bazı insanlar bize mağara. Mağara. Risale-i Nur için söylüyor. Mağara faydasını verdi diyor. Ay böyle geçiyor. Bunlar hiçbirisi kışır bir kelime yok külliyatta. Kışır diye gördün, kışır kafada oluyor. Yine mağara faydasını verdi. Mağarayı gördün. Evet. Sözler 341. Dima grubunda olanlar orada basabilir. Sözler söylüyorum. Öyleyse ileride herkese göz ile görünecek vukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki ne bütün bütün meçhulu kalsın ne de bedihi olup herkes ister istemez tasdike mecbur kalsın. Akla kapı açacak, ihtiyar elinden alınmayacak. Bitti metin. Burada ne anladık? Siz de sözlerinizi açabilirsiniz. 341. Bir de okuyayım. Ama anlaşıldı. Öyleyse İleride herkese gözüyle görünecek vukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki bir de okuyorum. Ne bütün bütün meçhulü kalsın ne de bedii olsun. Herkes ister istemez mecbur olacak, tasdike mecbur kalsın olmasın. Akla kapı açacak, ihtiyarı elinden alınmayacak. Şimdi ihtiyar neydi? İrade neydi? Bunu bilmemiz lazım. İrade, ihtiyar. Şurada. İltizam. İltizam da şurada. Cüz ihtiyar. Eylemdeki hal olduğu için iltizamda. İrade ise kendisi zaten söylüyor üstad. Vicdanda. İkisi farklı alemde olduğu için farklı şeyi tercih etme özelliğine sahip demektirler. Şimdi ihtiyarı anlatayım. İhtiyarı. İhtiyar. Mazi. Yusuf. İstikbal. Yok. İhtiyar, maziden kopuk, istikbalden de kopuk, anda, bu mu, şu mu, o mu, bu mu. Daha çok menfaat ve lezzeti varsa, zarar ve elemi varsa tercih etme melekimizdir. Bu hayvanlarda da var, kafirlerde de var, gafillerde de vardır. Andaki tercih sıfatımız. Bundan vazgeçebilirsin istediğin aşağıda. Ama önündedir. Bu ihtiyarıyla hareket eden ki ustad diyor ki cüz ihtiyarımdan vazgeçtim. Yani andaki anda olan sıfatlardan sıyrıldım. Andaki tercihleri yapmıyorum. İrade nedir? Mazinin birikimi var ya kemalatı vesaire hikmet bir sürü bilgi vahyinin seni yapılandırdığı. Mazinin bütünlüğüyle istikbale bakarak ahirete iman. Bak mazinin bütünlüğüyle. İstikbale bakıp oradan beslenip, ahirete imanla insan besleniyor. Bak mazinin bütünlüğüyle istikbale bakarak beslenip,
anda ihtiyariyle tercih ettiren sıfattır irade. İradenin kaynağı mazi ve mustakbelden besleniyor. İhtiyar ise anda besleniyor. Yani gelişen hadiselerde ani. Onun için mesela uygulayayım. Bunu 24. sözden söylüyorum. Hayvanlarda bir cüz ihtiyarı var diyor. Arı mesela çiçeğe mi? Taşa mı? Kedi. Ekmek mi? Ciğer mi? Bunlar bir tercihtir. Tercih ediyor. Bu ihtiyar. İnsan da öyle. Yani baklava mı çorba mı? Yani yani ustadımızın tabiriyle bir dakika lezzet için sonsuz hayatını berbat eder diyor. Hasan abi burası bir atölye mi şu anda? Evet. Fikrimizi beyan edebilir miyiz? Tabii tabii atölye tabii. Girişti. Ne biçim girişti ya değil mi? İlk defa konuşacak gibi girdim ya. Her şey diyoruz zaten. Fiili iltizam burada olsa, irade de buradan başlasa, tamam mı? Yani amel buradan başlasa, ihtiyar burada olsa, fiili iltizam burada olsa, kalben, vahyen, tasdik burada olsa, oturmuyor mu yani? Yani 3-4 tanesi birden sanki yerine oturuyor. Fiili iltizam, irade yani amel etmek, ibadeti yerine getirmek, kalben tasdik, aklen tasdik dönüşüm noktası. Yani cüz ihtiyarı da burada olsa yani hepsi birbiriyle tam bu noktada kesişmiyor mu? Cüz ihtiyarı zaten tasdikte değil mi? Peki iradeyi sana mı bıraktı ki oraya taşıdın? İrade nerede? İrade, vicdan. Vicdanın girişi buradan değil işte. Yok. Vicdanın girişi buradan desem ben. Sen mi? Evet. Yani ha, orada... buradan olunca tam oturuyor. Öyle zannediyorsun. Doğru, ben zannediyorum. Çünkü o sari ifade. Tasdik ilimdir. İrade ilim değil. Mesela usta, irade amel, evet. Bak şimdi dur, yani bu konuşarak yapalım. Şu anlarda geçiyor ki ilim denilen tasdik. Ama tasdikte iltizam da diyor yani. He, tasdikte iltizam o bir tercihten ihtiyardan ortaya çıkandır. Şimdi mesela şu ilim denilen tasdik diyor, tamam mı? İlim. İlim irade aynı değil. Yok irade burada değil yani o vicdan kısmına giriş. Ama sen irade de burada olsa dedin ya. Ha yani şey giriş ama ben irade kısmının buradan vicdanla birlikteliği bu buradan ilim, başlasa. Bu imtisar insanı bak bunlar bu süreç nasıl gelmiş şöyle. İnsanın sözleri yani imtisali bir şey imtisal ediyor ya davranışları. Söz yani bir amelin ortaya çıkması. Yok yok imtisal artık ilimden çıktı eylem konuşmak veya yapmak ilim değildir. Çünkü insan bildiğini yapsa o zaman cebir olurdu. Alimler hata yapmazdı. Ama ayaklı kütüphane olduğu halde adam niye yanlış yapıyor? Çünkü fiilin kaynağı ilim değil. Eğer fiil de burada olsaydı, irade burada olsaydı her bildiğini yapmak zorunda kalacaktın. O zaman cebir olurdu. Hayvanlarda da olduğu gibi. Hayvanlarda vicdan sistemi yok ya öyle. Ama buradaki ilimde vicdan da devreye giriyor. Yani buradaki ameli yaparken ya ihtiyarını da katacaksın ya da vicdandaki iradeni de katacaksın. Ya vicdandaki iradeyle hareket edeceksin ya da ihtiyarınla hareket edeceksin. Orada şey demiştik hatırlarsanız. Tasdikteki tasdiği yaparken latife-i insaniye devreye giriyor demiştik. Evet. Tasdiği yaptırtan yani, latife-i insaniye. Latife-i insaniyeden şey alıyor demiştik. Medet yani, vicdan değil de onunla tasdik ediyoruz gibi bir şey vardı. Yani daha önceden de seninle şey yaptık ya, oraya oturuyor da böyle şimdi geldikçe. Şimdi bu buraya geldiği zaman burada, kalpte, kalbin içerisinde erdiğin için ne var? Latife-i insaniye var, insan. Böyle bu latife-i insaniye nereden besleniyor? Buralarda bundan besleniyor. O da burayı besliyor. Ama iradenin yeri vicdanda, burası ilim. Yani Cenab-ı Hakk'ın subut-i sıfatı var ya, 7 tane. İlim, irade, sen basar. İlim, irade, kudret. Şimdi burada ilim daha taayyün etmiş. Yok yok, vicdana giriş noktası diyorum ben. Ha yok, onu bize şapmış. Vicdana şapmış. Giriş noktası izan. O bize bırakmamış. Yani. Muhakematta vicdanın kapısını izan diyor. Öyle mi? Evet. Hı. Onu konuşmuş o kaç saat derse. O açık o. Şimdi mesela bu ihtiyar irade ile ilgili şeyde 5. sözde diyor ki en sonunda işte sana iki yol diyor. İstediğini intihap edebilirsin diyor. İntihap, evet. İntihap kelimesini kullanıyor. 8'de de diyor ki şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir diyor.
İntihaptaki ruhiyetten mi geliyor? Muhabbetten, sevmekten mi geliyor? Yani ihtiyar, seçmek, irade, bu intihap kelimeleri, yani onların ikisinin arasında bir şey var. Yani bana sorsan iki yolu istediğini seçebilirsin derdin. Ama üstad intihap kelimesini kullanmış. İntihap yani hububiyet sevmek mi? Yani severek tercih etmek mi? İntihap, yani ötelerle burası, mülkle melekut, zahirle batının beraber bulunuyor. Buradaki ihtiyar hazıra muktela, mülke bakıyor, melekut iradeye bakıyor. Onun için elestu bir rabbikum kalu bela diye iradedir. Yani intihap da iradeye mi bakıyor? İntihap yok. O ikisine de zemin hazırlıyor. Daha çalışmadım onu ama yani şudur diyebilmem için çalışmam lazım. Yani ilginç. Nereye baksan şimdi beşinci söz. Yani hadi biliyoruz. Mesela hani evet, geçen intihaptaki işte 8'de intihaptaki ihtiyar diyor. İntihap edebilirsin diyor. Yani ortada bir hakikat var. İntihap. Yani o hakikati içerisinde ayrışmalar var. İradeyle şey. Ama o bir kavşak gibi. Bilmiyorum şu anda. Bir kavşak gibi ki ustad ikisini öyle ayırmış ki cüz-i ihtiyarına vazgeçtim diyor. Niye vazgeçiyorsun? Ne ihtiyaç var? Dünyalık beni çekiyor. Yani hazır an. Şu an için çalışmıyor. Çünkü ihtiyar bu zamana çalışıyor ya. Yani niye çıktım? Hem de birinci sahipte değil ama. İkinci sahip döneminde çıkıyor. Üçüncü sahipte bütün şey kalmış, bırakmış. Yani ikinci sahipte ihtiyardan çıkıyor. Yani beşeriyetinden çıkmış, mağara başlıyor. Şimdi şimdi bu noktadan bakalım, bu 341. İhtiyar ve iradeyi biraz anlattım. Daha önce hatırladık yani. İhtiyarın elinden alınması. Bak, ihtiyarın elinden alınması. Nedir o? İhtiyar elimizden alınıyor. Göz ile görünen şeyle şeyde oluyor. Göz ile gördüğün şey ihtiyarı kaldırabiliyor. Başka, bedihi olup herkes ister istemez tasdike mecbur kalırsa ihtiyarın kalkıyor. Tamamen vedahat derecesine gelirse ihtiyarın kalkıyor. Tasdike mustar olsa ihtiyar elinde kalkıyor. Ama irade öyle değil. Öyle olduğu halde rağmen tasdik edelim. Mesela diyelim ki Ebu Cehil demiş. Yani tamam. Ama diyor, ben sana iman etmeyeceğim. Evet, peygamber şeysin diyor. Mucize diyor. Ama ben buna sihir diyeceğim diyor. Velid ibn-i Mughre. Bu diyor sihir değil. Ben geçmiş evleri de okudum diyor. Onlar şey de değil diyor. Ama iman etmemeye karar verdikleri için o irade. Buna sihir deyin gitsin diyor. Bu kadar. Daha ne bekliyorsun ki? Bu insanın nasıl düzelmesini istiyor? Adam biliyor. Evet diyor, ben biliyorum. Çünkü yaştan yaşta o. Hani öyle cahil birisi değil. Hani bütün geçmişin şeylerini biliyor. Şimdi literatürleri diyelim, o astıkları, Kabe'ye asılan levaları biliyor. Adam diyor ki ben geçmiş levaları biliyorum. Ama bu onlara benzemiyor. Peki ne diyelim? İlk ondan çıkıyor bu söz. Sihir deyin gitsin dedi. Cinlendi deyin diyor. Cinler söyledi deyin diyor. Cinleri üstün yapıyor bu sefer insanlardan. Bu cinlerden gelmiş. Ulan cinlerden gelseydi cinlere bir cinlerin iç yüzünü anlatıyor cin suresinde. Ne kadar basit olduklarını anlatıyor. Şimdi ihtiyar elden kalkabilir arkadaşlar. Gördüğümüz haram İhtiyarı ortadan kaldırır. Bedihi şey, zahirde bedihi gözüken ama mesela hikmetini bilmiyoruz. O Hızır Aleyhisselam o ama çocuğu öldürüyor. Gemiyi niye deliyorsun? Bedihi değil mi? Onu itiraz eden ne? Cüz ihtiyar. Bedihi. Onu ortadan kaldıran nedir? Batını bilen irade. Batınla hareket eden irade. İradeyle. Mesela dünyada bunu yaparsam vallahi esnafım tartıda harem yapabilir. Kandırabilirim adamı. İhtiyardır. Peki seni durduran nedir? Bunu yapma. Bunu yapma diyen, yapma melekemize, yapma diyen başka bir yapma var. İrade. Demek ki zahir ihtiyarımızı ortadan kaldırır. Batın tarafımızı öne çıkartırsak
zahirin dayatmaları, yaptırıcılığı ihtiyaradır. İradeye yapamaz. Hayvani hisler gerekçeleri ondaki lezzet ve menfaat hazlarıdır. Hayvanda da var. Bizde hayvani hislerimiz var. Hayvani hislerimiz ne istiyor? Lezzet, menfaat. Bu ihtiyarı ortadan kaldırıyor. Eğer bir insanda irade çalışmıyorsa, irade selb olmuşsa asla kurtulamaz bu haramlardan. Neye benziyor? Plaja gireyim mi gitmeyeyim mi? Gücü yeter gitmemeye ama gitmemeye gücü yetmemiş. Girmişse bakmamaya gücü yetmez. Nereden biliyorsun? Girmemeye gücü yetmediği için. Hasan abi, ihtiyarı selb ediyor, ihtiyar kalkıyor. İrade zaten çalışmıyor. O zaman bir üçüncü kişi var. Kim bu? Kim olabilir? His ve heves, nefs emmare. O işte bunlar. Ve hulasas olan şeytan veya nefs emmare. Üçüncü şahıs. O işte o zat. Beşeriyet, ubudiyet, vazifedarlık. Evet, hiçbir şey kalmıyor ki. Bak şimdi, iradesi çalışmıyor. Cüz-i ihtiyari da gözünü gördüğü, tuttuğunu, gözüyle i̇rade, görünen... İrade ibadetsizlikten dolayı çalışıyor değil mi? Evet, şurada. Mesela irade neyle çalışır? İbadet. İbadet neyi güçle? Bak, A eşittir B ise, B eşittir A'ya. Bak bir daha, A eşittir B ise, B eşittir de A'dır. İrade arttıkça ibadet artar, ibadet arttıkça irade güçlenir. Zihin arttıkça marifetullah artar, marifetullah arttıkça zihinde mekan açar. His muhabbetullah oluşturur. Muhabbetullah arttıkça hissimizin çapı ve kıblesi gelişir vesaire. Aynı. Yani doğru söyledin. Şimdi Allah razı olsun güzel söyledin. İrade kalkmış adam. İradenin haberi yok ihtiyarla. Bir de iradeyi bilmiyor. İhtiyarı da gözüyle gözüken bedihi bir şeyler tasdike mecbur olacak hadiseli olur. Mesela ne diyelim? Şeye gitti, düğüne gitti. Ne yapalım yani akraba düğüne? Öyle bir ortama girdin ki mecbur onunla tokalaşmaya kalk. Mecbur oldu. Bu ne diyelim? Tasdike mecbur kalmak. İhtiyarını kaldırdı. Bir kere bulundu. Orada bazı şeyler var. Yapmayacağını zaten biliyordun, zannediyor. Ama tasdike mustar kalmakta örnek vereyim diye. Çarpıcı örnek olsun. Mesela açmaman gerekiyordu. Hanım çocuklarla gitmişti. Ya şu açayım şu televizyonu ya. Ama açtın. Artık mustar kaldın. İrade yok. Şöyle yani ihtiyarını da dahi tutamıyorsun. İrade de şey yok. Üçüncüye düştün. Düştün. Şu oldun artık. Çünkü bunu üç tane şahsiyeti nerede de anlatıyor biliyor musunuz? 14. sözde. Fikren, iltizamen, iltihaken. İlk önce şöyle. Yani ya bir dakika ya kafirler o kadar Yahudileri de itmeyelim ya böyle. Fikren böyle biraz ya musamaha. Var ya böyle Müslümanların böyle biraz buna ne diyor? 25. sayfada Kastamonu'da ne diyor? Bunlara şey diyor. Saf derunluk. Kendi hakkında vazgeçebilirsin. Saf derunluk. Ya o kadar şey yapmayın ya fikri. Fikri iltizam o. Fikir etti onlara. Sonra fikirde onlara mulaimet, musama etti. 125 Mesnevi Nuriye'de aranızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasalayı temin edemezsiniz. Ya onlardan olursunuz veya düşüp boğulursunuz. İlk önce nereden başlıyor bu bozulmak? Fikri mulaimet. Yumuşaklık. Yani şey yapmayayım. 14. sözden söylüyorum. Fikren. Sonra fikir yapa yapa onu iltizam ediyor. Tabii canım yani ne olacak yani? Yapılsın, yapılması da lazım. Olsun, olsun. İltizamen ben onu yaşıyorum ama onlardan değilim. Ya onlar gibi düşünmüyorum. Evet aynı yaşıyoruz. Hani bazı açık saçı kadın diyor ki ya evet ben öyleyim ama onlar gibi düşünmüyorum. Doğru tabii. Bu fiili bir iltizam. Sonra fikren İltizamen oldu mu artık onu yapa yapa Hazreti Ömer'in dediği gibi radıyallahu anh yaptıklarınla sen vicdan rahatsız olmasın diye olduğun gibi göründüğün gibi var ya birisi
bu sefer yaşadığın gibi inanmaya başlarsın ki ona da üçüncü safa bozulmanı anlatır, iltihak olur. Neye benzetiyorum biliyor musun? Allah muhafaza öyle bir ders yapmak istedim. Fakat o akşam iyi görmedim. Yapmadım, hazırladım. Emre de biraz arabada söylemişti. Şuursuz söyledi ama tam şeyi nedir biliyor musun? İnsanların bu faizden zerre beslenen kim? Niye besleniyor? Ne var içinde? 700 kaçtı. Her dem o faizden beslenen gavurlardır diyor. Faizde beslenen ne oluyormuş biliyor musun? İkinci safhaya sefi oluyormuş. Sefaat değil o. Sefaat eylemdir. Sefi oluyormuş. Bak, ilk önce masum gibi gözüküyor. Faizle. Öyle acayip oluyor ki. Sonra sefi oluyor. Sefi sefaati yaşar. Üçüncü bir tane de söylüyor. Sefihler de insanların en aşağı bir şey diyor. 734 mi? Bakar mısın ya? Her dem nokta nokta yapıyor. 734 mi? Riba zararı mutlaktır alem İslam'a diyor. Böyle. Onu yapacaktım, bir ders yapacaktım. Onlarda hem dem, zalimlerdeki nefi en fena kısmındadır. Onlar da sefihlerdir. Alem İslam'a bir zarar. 730. Kaç? 730. İslam'a zarar mutlaktır. Bak şimdi. Faiz masum gibi başlıyor. Sonra sefi oluyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? O zalim oluyor. Üçüncü hatırlayamamış. Görüyor musun? Sonrasında nokta nokta bırakmışız. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Her dem nokta nokta nokta. Her daim bu. Zalim. İnsanların bozulma süreci vardı ya. Maymun. Taklitçilik. İkincisi neydi? Köpek veya çakal, tilki. İki. Üç. Yılan. Ayı. Domuz. Artık mesh oluyor. Mesh-i manevi oluyor. Gavurlardır diyor. Sonra onlar da zalimdir diyor. Ondan sonra sefih diyor. Evet. Gavur, zalim, sefih. Oluyor. Ama süreç faiz, sefih, zalim. Bu sefer bunlar kimdir? Görmek istiyorum. Gavurlardır, zalimlerdir, sefihlerdir. Ondan sonra bir bakıyorsun ki o mesh-i manevi olmuşum. Yani mesh-i manevi eskide Yasin Allah inandığı ruhuna göre Allah dönüştürdü. Domuza dönüştürdü, yılana dönüştürdü. Kur'an'daki ayet. Sonra bu imtihan bozulur. Allah Resulü Miraç'ta istedi ki benim ümmetimden yapma. Çünkü daha beter ruh sahipli olacaklar. Böyle dönüşmelerini istemedi. Ama suretini demiş biliyor musun? Yani bu surete çevirme ya Rabbi. Ama şeyi unutturulmuş. Batınen de dönüştürmeyi Allah unutturmuş. Bu surete çevirme domuza, yılana, ayına diye. Evet Allah kabul etti. Evet domuz yılana çevirmeyecek ama ruhları domuz yılan olacak. Domuz yılan. Gavur şey oluyor. Bu arada bir camı da açtınız mı? Böyle. Allah. Bu arada teneffüs yapacağız. Daha biraz da gidelim. Sonra şey yapacağız. Teneffüs edeceğiz. Teneffüs ihtiyacımız olur. Akıl devre dışı olursa hakim ihtiyar olur. Bak. Akıl devre dışı olursa ihtiyar hakim olur. Akıl devre dışı olur. Akıl neydi? Sonluyla sonsuzun birleştiği kavşaktı, çatıydı, çatı ne? Eğer akıl devre dışı olursa, o öyle diyor, akıl ustadın ifadesi, devre dışı olunca ihtiyar hakim oluyor. İhtiyarda ne vardı? Maziyle alakası yok, istikballe alakası yok, anda. O zaman ne yapacak? Peki ihtiyarı da ortadan kaldıran nedir? Bedihi, zaruri, gözüyle gördüğü, eliyle tutulduğu, kokladığı, şeyler, ihtiyarı da kaldırıyor, selbediyor. Adam kimse kalmıyor ortada.
başka bir şahsiyet çıkıyor. Kapıcı it aktör tavrını alır. Alır he. Korkunç bir şey ya. Allah bu derslere bizi talebe ettiği için onun zatı Allah'ı en iyi bilen Allah'tır. Ya Rab sen kendini nasıl biliyorsan sen öylesin. Onun hürmetine hatırına Müslümanları ve nur talebelerini bizleri ve bu dersleri takip edenleri ya Rabbi bunun sır hürmetini affet bizi. Amin. Bizi rızandan ayırma Allah'ım. Ya Rabbi Allah seni en iyi bilen yine sensin. Sen seni nasıl biliyorsan onun hürmet hatırına duamızı kabul eyle ya Rabbi. Müslümanları, bizi, evlad-ı âlemimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, amin diyenleri, bu derslerden istifade edip kendisini ihya ve inşa edeni, ya Rabbi bunları dahil eyle bu sırrı, bu duanın sırrı ve mazhar eyle. Allah'lığın hatırına ya Rabbi. Bu derse bizi muhatap etmiş ya. Ya Hızır işte ya. Ne acayip bir şey. İçini haritalamış ya. Daha ne yapsın ya bu asır? Evet asır dehşetti. Ama nimet de çok büyük ya. Nimet, yani nimeti bilirsen o devam eder çoğalır. Bilmenin adı nedir? Şükür. Şükür kaptır. Nimeti tutan kap. Nimeti tutan kaptır. Aynı zamanda nasıl bir kap? Öyle bir fincan değil. Toprak gibidir. Çoğaltır. Nimeti tutan topraktır. Toprak kabıdır. O hem canlı tutar hem neşe nebalandırır. Çoğaltır. Şükür odur. Şükür topraktır. Nimeti muzam eder, çoğaltır ve canlı tutar. Onun için bu derslerine devamlı sakın eften püften bahanelerle kendinizi kendinizde kaybetmeyin. Kendimi kendimde kaybettim. Yine bulam kendimi. Muhyiddin Arabi demiş. Kendimi kendimde kendim kaybettim. Kendimi kendimde kendim kaybettim. Yine bulam kendimi. Neyle? Kendimi kendimde kendim olarak bulam kendimi. Muhyiddin öyle demiş ya. Kendimi kendimde kendim kaybettim. Allah'ım. Bir daha akıl devre dışı olursa hakim ihtiyar olur. İhtiyarın dayatmalarına akıl devreye sokulur. Peki nasıl çıkacağız? Şimdi ihtiyar ya, cüz ihtiyar dayatıyor. Bak, yap, aç, ver, al vesaire diyor dayatmalarına. Aklı karşısına koy diyor. Neyin? Aklın nesini? Delil, burhan, hüccetini koy. Mesela onlardan bir tanesi nedir? Baktın gücün yetmedi. Niye mezarlıkları ziyaret etmek sünnettir? Git o mezara kefene girerken. Eğer fazla biraz nefsine mağlup oldunsa bir gün gelin bana. Ben sizi götüreyim. Dostlarımla bu işte tanıştığımı. Mokta yıkayan, belediyede tanıdığım var. Yıkayan, bir seni alsınlar oraya. Yıkayıcı diye alandan gir. Elbiseyi giy, yıkama. İki kişi oluyor, üç kişi. Ben seni göndereceğim. Bir de o cesedi yıkamayı seyret. Bakayım o ihtiyarın bunu isteyecek mi daha? Şimdi mokta ceset yıkarken televizyonu koy bakayım. Orada filmi seyredecek misin? Cesedin yanında. Ceset yıkanırken televizyon aç. Böyle birisi çizse de bana verse ya. Böyle mokta ceset yıkanıyor. Adam cesedi böyle yıkıyor. Televizyona bakıyor. Öyle ağız açıp böyle bir tanesi karikatür yapsa mesela. Verse çok hoşuma gidecek ya. Ama o da oluyor. Yani illa zahiri olarak ceset orada olması gerekmiyor. Yok o zahir. Zahir böyledir. Yani, İhtiyarı yani. Ortadan kaldıran nedir? Göz. Zahiri kullanıyorsunuz. Evet. Zahiri kullanıyor. Yapamıyor. Öteki odaya gidip o yüzden maç seyredebiliyor. Gözü görmediği için. Evet. İhtiyarı ortadan kaldıran sebep 4 tane saydı ya. 1. Göz ile görünen şey kaldırıyor. Bedihi şey, her bedihi şeyler. İster istemez tasdike mecbur olan şeyinle. Sonra tamamen bir dağıt derecesine gelmişse, tasdike mustar kalmışsa, bunlar ihtiyarı kaldırıyor. Bunlar külliyatta. 341 sözler. Böyle. Sonra, bak başka tespitler var şimdi. Akla kapı açılınca, ihtiyar elinden alınıyor. Bu hep Risale'de ders yapılıyor Resul. Yani ihtiyar elinden alınıyor. Şimdi onu işte, yani bu derste malzeme olacak. Tefekkürünüze basamak olacak. Akla kapı açılınca, aklı devreye çıkarırsan, ihtiyar elinden alınamıyor.
Yani ihtiyar kalıyor orada. Çıkamıyor. Eğer aklı yoksa ihtiyarı da yok. Hazır zamana muptela olur. Tamamen hayvani hazlarla ve kuvvetlerle hareket eder. Serbest bölge cüz-i ihtiyarın suretiydi. Acaba doğru mu diye soru işareti koydum. Doğru tespitim bilmiyorum. Serbest bölge cüz-i ihtiyarının sureti. Tasavvur dediğimizi hatırlıyorum. Ben. He yani tasavvur muydu? Tasavvur evet. Diye cüz-i ihtiyarının sureti tasavvur demiştik. Taakkul, tasdik, iltizam şeklinde böyleydi. He yani onu hemen şey diye yaparız. Yani böyle şey komple tasavvur değil de ben ikisini soktum. Tamam. Bir ikisini bir tane tasavvur, taakkulu da sor. Burada ama soru işareti koydum tabii. O akıcılık derste şey yaptım. Yani mazide neye çalışmışız? Mazide çalışımız daha doğru. Çünkü ona yoğunlaşmışız. Ama burada tahayyülü de sokmuşum şekil aldığı için. Şeyin nasıl ortadan kaldırıyor? Serbest bölge cüz ihtiyarın suretidir. Taakkul şeydir, kanuniyetidir. Tasdik hakikatıdır. İltizam mahiyetidir. Cüz ihtiyarın. Evet, tamam. Çok acayip ya. Yani sistem nasıl çalışıyor ya? Sen keyif veriyor. Hepsi bende mi var ya? Yani şu anda oturuyorsunuz burada. Boyut farklılığı yok mu zannediyorsunuz? Yani şimdi bu sureti, bu mekanın sureti burasıdır. Kanuniyeti sizdedir. Hakikaten hakikaten burası mı şimdi? Hani alemi gayb, şey alemi şehadet burası. Alemi gaybin üzerinde tentenelisi perdesi değil midir? Peki ustadın uyguladığını söyleyeyim. Haftada bir tren geliyormuş. Hulusi abi demiş ki efendim işte demiş. Treni 10 dakika kalmış ancak yürüyerek yetişecek. O demiyor tren. Otur demiş. O kadar teslim ki hani çok iyi biliyor. Ustad tren 10 dakika sonra kalkacak. 10 dakikadan daha kısa varamaz. Ustad otur dedi, oturdu. 3 dakika, 2 dakika. Ustad hala git demiyor. Ne diyor? Demek ki gitme, otur burada kalacaksın. Yok. Hadi git demiş Hulusi abiye. Hulusi abi kendisi anlatıyor tırada. Ayakkabıyı giymiş. Bir dakika var zaten yetişemeyeceğim ama ustad dedi bitti de ha. Teslimiyete bak. Dedi bitti. Ondan sonra ayakkabı gidin diyor. Kapıdan çarparken diyor adım attım diyor. Trenin içine girdim. Aşağıdan mekan tırdır toplandı. Onu komutan yapmıştır resim şeyi. Şöyle yapmıştı arkadaşlar. Şöyle. Şu mekan buradan buraya gelmek için bu kadar mesafe lazım karınca iki. Şimdi şöyle bir şey yapmıştı. Şöyle katladı. Şimdi zahirde böyle. Şimdi biz buradayız. Buraya geçeceğiz. Ama şu anda okunan dersle buradayız. Haberimiz yok. Katlandı. Hemen buradayken buradayız. Mekan alttan kalktı. Buna bastı. Tayi mekan. Niçin tayi mekan oldu? Bastı zamanı geçtiğin için. Yani bakın aşağıdan katlanıyor mekan. Adımı koydu. Buradaydı ayakkabıyı giyerken. Sonra hop katlandı. Mesela ikimizde gidecek. Mehmet benim masada bir tane şey var. Hemen göreceksin. O çok güzel misal. Masa var ya mı? Yelpaze. Yelpaze var böyle siyah. Hemen getir bak onu. Güzel. Sana kısa bir şey. Şimdi bir Mustafa abi var. Bir abinin şoförüydü. Sungur abinin. Vakıftı yani. Şehit oldu kazada. Annesi diyormuş şu anda daha çok görüyorum onu diyormuş. Vefattan sonra daha çok karşılaşıyoruz. Evet yani. Eskiden o kadar görmüyordum diyormuş. Demek ki akıl var, akıl var oldukça ihtiyar da vardır. Akıl insanın, ihtiyarın elinde tutuyor. Akıl ne kadar varsa ihtiyarın da o kadar duruyor. İhtiyarın yeri şurası. İltizam, fiil. İşte akıl ne kadar insanda hakimse ihtiyar da o kadar hakim. Şimdi o getirsin ben bir mekanı göstereyim. Mekan katlanıyor kardeşim. Bir de şöylesi var ya Hasan abi. He. Hani bu mekanın sureti tepecik.
hakikati kanuniyeti Risale-i Nur derse, hakikati cennet bahçesi burası. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam cennet bahçesinde bahçesidir. Arkadaşlar, işte şimdi bak buradasınız. Buraya bakın. Buradasın. Şöyle. Buradasın. Buraya gelmek matluptur. Bu yolla inip geleceksiniz. Yani mekan bu. Şimdi tay mekan, tay etmek mekan. Sen buradayken senin haberin yok. Arkadan, alttan katlanıyor. Ve buradayken buradasın. Katlanıyor. Peki zaman böyle midir? Zaman da böyledir. Mesela bak saniye yapıyorum. Tık. Bak tık. Tık var ya. Tık. Yani bastığı zamanda İmam Azam nasıl sabah namazının hatme Kur'an, hatimle Kur'an şey Kur'an'ı hatmiyle namaz kıldırmış. Kendisi değil. Cemaati da sokmuş. Bastı zaman. Yani zamanı nasıl şey yaptı? Bakın. Tık ya. Tık. Saatin tık. Bak buraya bakın. Tık. Tut şu tıkın ilk şeyini. Bir de bu ucunu tut. Tık. Aç. Gir içeri. Aha. Tıkın başlangıcı. Tıkın sonu. Tık tık. Hop içeriye girdi. Meğer o saniye katlanmış zamanlar varmış. Bizde an gibi gözüküyor. Bizde an. Hepiniz an görüyorsunuz. Aha sana an. Zam almış. Zaman neydi? Zam anın zamlanması. Zaman demek andır. Anların çoğalırsa, zam alırsa zaman olur. Andır bakın an. An. Bu tık. Bak tıkın bir ucu tıkını düğün. O zaman bunu böyle yapma insanlara nasip oluyorsa böyleydi böyle yapabilir. Buradayken eteğe de geçer. Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin'i tazammun eder mi yani? Birbirlerine geçişleri oluyor işte. Ha işte. İçinde midir? İçinde de değil, ayrıdırlar. Yani İmam-ı Mübin neydi? Mazi ve mustakbel. Kitab-ı Mübin neydi? Lef-i Mahfuz ikisini cem etmiş. İkisi de yok ki. İkisi de Lef-i Mahfuz. Lef-i Mahfuz tektir. Hem Kitab-ı Mübin var hem İmam. Hani geçti mi Lef-i Mahfuz'a ki geçmek mümkün mü? Evet 16. lemada Lef-i Ezeli'ye nadiren insanlar geçiyor. Nadir insanlar geçiyor. Geçmiyor mu? Geçiyor. O zaman hem İmam-ı Mübin hem Kitab-ı Mübin. Peki geçen hafta okumuştuk. 203 müydü şu alar? Akıl cihetiyle mazi ve mustakbel bir derece gayiplikten çıkıyor diyor. Mazi ve mustakbel gayip değil mi? Gayiplikten çıkıyor. Neyle? Akıl cihetiyle. Akıl ne demek? Akıl odur ki vahye muhatap olma nispetindedir. Sözden 348. Ara verelim. Burada ara veriyoruz. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Dima 133 ikinci dersimiz Defter 242 sayfa sözler 348 Sevab-ı amal o aleme baktığı için dünyevi nazarımız ona dar geliyor. Aklımıza sıkıştıramıyoruz. Şimdi metin bitti. Ezana kadar okuyup keseriz herhalde. Veya bir iki tane okuyup keserim. Arkaya kadar okuyayım şu iki tane tam kesiyorum. Akıl dünyevi cihaz olduğu için o alemin hallerini akla sıkıştıramıyor. Akıl dünyadaki ilişki ve çelişkileri anlatan bir cihazdır. Mesela termometre ile sıcaklığı ölçersiniz. Basıncı ölçemezsiniz. Barometre değil. Dolayısıyla akıl dünyevi cihaz olduğu için o alemlerin hallerini çözemez. Çünkü
oranın aleti değil. Aklının anlamadığını da aklı anlaması lazım. Mesnevi de diyor ki, her şey aklı olmadığını aklımız da söylüyor diyor. Ne güzel cümle değil mi? Bunu teyiden Sözler 353'te şöyle diyor. Öyle bir saadet-i azime vardır ki aklı beşer anlamaz, melek olmayan bilmez. İzah, akıl olursa anlayamadığını anlaması lazım. Akıl akıl mıdır? Nasıl anlarız? Aklımız başımızda mıdır? Evet. Şu, akıl olursa, akıl aklı başında ise her şeyin akıllı olmadığını, her şey akılla izah edilmeyeceğini bilir. Bilirse aklımız başımızdadır. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyorsa akıl baştadır. Bunu anlayınca akıl akıldan olduğunu, vasatta olduğunun alameti olur. Sözler 359. Madem öyledir ey nefis, aklın varsa bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver, şu belalardan kurtul. Sözler 359'daydı. Abi burada nefse hitap ediyor, aklın varsa diyor. Ve aklın varsa derken bizim nefse mare değil, bizim taakkulümüze söylüyor. Bunu taakkule söylüyor. Şurası. Şuraya hitap ediyor. Aklını başına al. Aklını başına al. Hitabı akılla değil. Mesela itikat ettiği gibi yaşamıyor. Takkeni başına al. Şurada. Bak, aklını başına al. Demek ki aklın başımda değil. Nerede? Al. Kim alacak? Başkası alacak. Aha aldım. Yani aklını başına al denilen burası. Alınan da akıldır. Tamam mı? Bir de okuyayım. Sözler 359. Madem öyledir ey nefis. Nefis derken bu nefs emmare diye gitmesin. Mesela meyve risalesinde diyor, dördüncü meyvede galiba meselede. Namaz kılmayan nefsine zulmeder. Namaz kılmayan nefsine... Beşeriyetten mi bahsediyor abi? Yani insan ol, beşer. Beşeriyetten bahsediyor. Beşeriyeti yani, nefs emmaresi değil bu. Nefsine zulmeder, insanlığını inkar eder. Aklın varsa bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver, şu belalardan kurtul. Bitti. Ne demek? Belaları başına toplayan ve senden def eden, toplayan da def eden de akıldır. Yani olmayan belaları başına toplayan, varı da belaları def eden akıldır. Dima da akıl bir meratiptir. Fakat diman kalbi gibidir akıl. Arkadaşlar, insanda bir et vardır diyor ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O vücudun merkez olduğu gibi pompa, yani kalp maddi. Maneviyatın da öyledir. Maneviyat. Yani maneviyatın da zembereği neresidir? Kalp. Diman da bir kalbi var. Diman kalbi de akıldır. Vahiy oraya geldiği için. Yani vicdan o izan değil. O kalpten bahsediyorum, vicdan demiyorum. Dimağın vicdan izandır. Dimağın kalbi, yani vahiyinin indiği yer akıldır.